أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين. Bizleri yoktan var eden, sonsuz nimetler ikram eden, nimeti İslam'la, imanla şereflendiren, alemlerin Rabbine yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd-ü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz alemlere rahmet, iki cihanın serveri, Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ashab-ı kirama, âli ezvâd-ı tahirata ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Razı olacağı işlerle meşgul olmayı, ihlas ve takva üzere salih ameller işleyebilmeyi, iman ve şehadet üzere de teslim-i ruh edip huzuruna varmayı cümlemize nasip eylesin diyelim. İsra suresi 98. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike cezauhum bi ennehum keferu bi ayatina ve kalu e izâ kunnâ izâmen ve rufâten e innâ lemeb'ûthûne halkan cedîdâ. Sadakallahul azîm. Zalik, İşte böylece cezauhum, onların cezası bu yüzden, bu sebeptendir. Önceki ayeti kerimeyi hatırlatarak o akıbeti yüzüstü cehenneme sürülmek, kör, sağır ve dilsiz olarak cehennemde cezaya çarptırılmak onların cezası. بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا, bizim ayetlerimizi inkar etmeleri yüzünden, sebebiyledir. وَقَالُوا, bir de şöyle söylediler. اَيْذَا كُنَّا اِذَامًا وَرُفَاتًا, yani biz öldükten sonra kemiklerimiz un ufak toprağa karıştıktan sonra efendim اَيْنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, tekrar yeniden diriltileceğiz, öyle mi demeleri, yani ahireti inkar etmeleri sebebiyle yukarıda arz edilen azaba düçar olmuşlardır. Kısaca ayetin meali. Hatırlayalım, Cenab-ı Hak önceki ayeti kerimede Allah kimi hidayete erdirirse artık o doğru yola ulaşmış, hidayet bulmuştur. Ama kim de kendi tercihiyle dalaleti tercih etmiş, özgür iradesiyle küfrü, batılı tercih etmiş, o istikamette de bir hayat sürmüş ise artık onun Allah katında bir velisi, onu Allah'tan kurtaracak kimsesi yok. Kıyamet gününde yüzü koyun, gözleri ama kulakları sağır, dilsiz bir vaziyette cehenneme öyle sürüklenecek, azabı eksildikçe, ateşi kısıldıkça, ya da alimler bu ayete buraya derisi ateşte yanıp da çürümeye, yok olmaya yüz tuttukça biz onun alevini harlarız ya da yanan derisini tekrar yenileriz manasına. Evet, önce oradan şöyle bir iki kelam edelim. Sonra böyle bir cezaya niye
İnsanlar düçar olurlar açıklamasını geçelim inşallah. Evet, cehennemde demek ki ateşi azaldıkça cesedin derisi ateş karşısında eridikçe sonra biz tekrar o deriyi canlandırırız. Yani ateşte yandı, kül oldu, bitti, öldü, yok oldu. Yok öyle bir şey diyor Allah. Tekrar tekrar dirilte, dirilte, yenileye, yenileye azabı ona tattırırız diyor Cenab-ı Hak. Hadis-i şerifte hatırlayalım Efendimiz Aleyhisselam. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme. Sevk olunduktan sonra arada cennetten çıkartılıp da cehenneme kimse girdirilmez. Yani cennete bir giren bir daha çıkmaz. Ama cehenneme girip de oradan çıkacak olanlar var mı? Var. Günahkar müminler. Onlar da cehennemden en son kalan çıktı. Artık cehennemde cennetli kimse kalmadı. Ne olacak? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Cenab-ı Hak cennetle cehennemin tam ortasına ölümü bir koyun ya da bir koç suretinde halk eder, diriltir. Bir münadi cennet ehline ve cehennem ehline şöyle nida eder. Ey cennetlikler ya da ey cehennemlikler, bu gördüğünüz ölüm. Ölümü orada öldürür Allah. Ve denir ki artık bundan sonra ölüm yok. Ölmek yok. Cennette de, cehennemde de. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular yani. Cehennem ehline teklif edilse, dense ki dünyadaki çakıl taşlarının her birine karşılık siz cehennemde bir sene yatacaksınız. Şimdi bu teklif bize çok absürt bir teklif gibi geliyor değil mi? Ama o gün cehennemlikler bu teklife vallahi sevinirler diyor Efendimiz. Çakıl taşları dünyada ne kadar var? Aklından zoru olan saysın. Her bir çakıl taşına cehennemde bir sene yatacaksınız. Buna cehennemlikler vallahi sevinir. Aynı teklifi cennetliklere yapsalar. Siz de cennette bu kadar yaşayacaksınız. Vallahi buna cennetlikler üzülür. İki tarafın ehli de biliyorlar ki cennette sonsuz, cehennemde sonsuz. E şimdi böyle bir ahiret için özgür iradesiyle küfrü tercih etmiş, batılın tarafında yer almış, hakkı hakikati inkar etmiş, ne Allah demiş, ne peygamber, ne din, ne İslam, ne Kur'an, ne şeriat. Ölünceye kadar özgür iradesiyle gavurluğu doyasıya yaşamış. Ama ondan sonrasında akıbeti böyle olacak diyor Allah. Niye böyle bir ceza onlara takdir etti? Cezauhum bi ennehum keferu bi ayatina. Benim ayetlerimi inkar etmenin bedelini böyle ödetirim ben Allah diyor. Ben sana ayet göndereceğim. Alemlerin Rabbi olan Allah seni kendine muhatap kabul edecek, adam yerine koyacak, sana elçi gönderecek, sana kitap indirecek, seni kendine davet edecek, sen takmayacaksın, dinlemeyeceksin, burnunun dikine, nefsine, şeytana, hevana, batıla tabi olacaksın. Öyle mi? Bunun bedelini ödetirim diyor Allah. Ona göre tercih yap. Tamam, tercih yapmakta serbestsin, özgürsün, hürsün ama ölünceye kadar. Bu özgürlük öyle ebedi bir özgürlük değil. Ölene kadar istediğiniz gibi serbestsiniz. Karışmam Allah diyor. Ben yolları gösterdim, seçenekleri önünüze koydum. Buradan gidersen sonuç bu, buradan gidersen sonun bu. Artık sen bile bile bu yolu tercih ettiysen yolun sonunda da buna mecbur ve mahkumsun. Allah'ın bunca kevni ayetlerine
ya da tenzili sana indirdiği ayetleri aldırış etmemek. Hakikaten yani haşa, şöyle bir düşünelim. Allah her şeyi beni tanıyın diye yaptım diyor. Yani la teşbih ve la temsil. Sultanahmet Camii'nin önünde olduğunu kabul et. Mimar Sinan da şöyle yukarıdan sana bakıyor. Caminin her şeyine, şöyle ihtişamına, sağına, soluna, kubbesine, tezyinatına, her şeyine bakıyorsun. Ama bunu inşa eden, bunu yapan, bunun sanatkarı Mimar Sinan aklına getirmiyorsun. Yani şimdi Mimar Sinan olsan demez misin yani? Her şey tamam da la bir takdiri, bir teşekkürü hak etmedik mi yani? La benden de bir cümle bahsetseydiniz yani. Bu kadar muhteşem bir sanat eserini ortaya koyan bir adam bir iki cümle iltifatı hak etmiyor mu yani? Haşa, bu kadar görsel güzellikleri senin istifadene sundum diyor Allah. Bütün bunlara bakıp da beni görmeyen o gözü kör ederim ahirette. Bu ayetleri sana indirdim diyor Allah. Tenezzül edip de benim ayetime bakmayan o gözün kör olur ahirette. İmtihandasın. Burada sen kafana göre istediğin gibi yaşayacağın bir hayat, öyle bir dünyada değilsin ya. İmtihandasın. Seni bu dünyaya getiren irade, güç sana diyor ki burada muvakkaten geçici bir süreliğine imtihan salonundasın. Aklını başına al. Burada kalıcı değilsin. Zaten kimse de burada kalmayı, ebedi olmayı aklının ucundan geçiren yok. Herkes öleceğini biliyor. E hal böyleyken hala yanlış tercih yapanlar, hala hakikati görmek istemeyenler, yanlışta, batılda, dalalette ısrarla, inatla devam edenler, herkes kendi sonunu hazırlar. Herkes ettiğinin karşılığını bulacağı, ektiğinin karşılığını mahsul olarak toplayacağı bir dünya hayatında yaşıyor. Allah Azze ve Celle de her şeyi bize haber veriyor. Evet, inkar etmeleri sebebiyle Kur'an'ı inkar etmiş, Kur'an'ın üstünü örtmüş, ayetleri görmezden gelmiş, kabul etmemiş, beğenmemiş, itiraz etmiş. Ne Kur'an'ı demiş ya, ne şeriatı demiş. Allah Kur'an'ı insanlara bir program olarak göndermiş. Sizi dünya denilen bir alemde imtihan için yarattım. Bu dünyada nasıl yaşayacağınızın programını, modelini, tarzını da kitapla size bildirdim. Sen Allah'ın, bu alemin sahibi, seni yaratan, var eden, yaşatan Allah'ın sana gönderdiği hayat programını hayatından çıkartır, üstünü örter görmezden, sanki Allah bir kitap göndermemiş, seni kendi başına bırakmış gibi başkalarının ilkelerini, kitaplarını, düzenlerini alır kabul edersen ahirette başına geleceklere cırlanmayacaksın. Allah akıl vermiş mi? Seni kimse zorlamıyor. Özgür iradenle bugün kahrolsun şeriat diye bağırıyorsan, kendi serbest, hür fikrinle Kur'an'a karşı duruyorsan, ha ölene kadar kahrolsun şeriat diye bağırabilirsin. Ama yarın huzuru ilahiyeye çıktığında Cenab-ı Hak, limenil mülkün yevm, bugün bu mülkün sahibi kimdir? Burada kimin ilkeleri, kanunları geçer diye sorduğunda, orada kahrolsun şeriat diyemeyeceksin. Orada yaşasın demokrasi, laiklik diyemeyeceksin. Madem yarın huzur-u ilahiyede şeriatın emirlerine uymak zorundasın, bu dünyada ister kabul et, ister inkar et, tercihi sana bırakmış Allah. Ama sonunu da haber veriyor. Sonra buyuruyor ki ikinci gerekçe, yani yukarıda azaplarını haber verdiği kimseler niye bu azaba düçar olmuşlar? Ayetleri inkar etmeleri. İkinci gerekçe,
اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا. Ya bir insan öldükten sonra, kemikleri toprağa karıştıktan, un ufak olduktan sonra tekrar bir daha sil baştan yaratılacakmış, dirilecekmiş. Sonra bir daha ikinci hayat olacak, ahiretmiş, mahşermiş, geç bunları ya demeleri sebebiyle diyor Cenab-ı Hak. Yani ahireti inkar edenler var mıymış? Nasıl anlayacaklar? İşte o azabı doya doya onlara tattırarak, bakalım benim söylediğim, size gönderdiğim elçilerin verdiği haber mi doğru? Yoksa bütün bu hakikatlere rağmen kuru bir inatla ahiret yok dediniz, kafanızı deve kuşu gibi kuma gömdünüz. E tamam da kalanınız açık da, sen gözünü yumup da güneş yok desen, senin demenle güneş yok olmaz, sen gözünü yummuş olursun. İnansan da ahiret var, inkar etsen de var. Ki devamında zaten Mevla Teala söyleyecek. Peki insan niye ahireti inkar eder? İnkar etmesinin sebebi dünyada istediği gibi gavurluk yapabilmesi için. Yani ahirete inanmayan insanlara bakın. Niye inanmıyorlar ahirete? Çünkü ahirete inanmak işlerine gelmiyor. Ahirete inansa, tekrar bir daha dirilecek, mahşer var, hesap var, mahkeme var, mizan var, ameller tartılacak, haklar, hukuklar, herkes birbirinin yakasına yapışacak. Buna inanan bir adam dünyada başkasına haksızlık yapabilir mi? Zulmedebilir mi? Çalıp çırpabilir, hırsızlık yapabilir mi? İstediği gibi keyfince bir hayat yaşayabilir mi? Ha, ah buyurun, istediği naneyi yiyebilmesi, istediği cevizleri kırabilmesi için inkar et kurtul politikası. Ahiret yok der, bu dünyada canının istediği gibi bir hayat yaşar. Aksi halde ahirete inanırsa bu dünyada rahat gavurluk yapamaz. Şimdi ahireti inkar edip de dünyada istediği gibi gavurluk yapanlara sözümüz yok. Adam zaten inanmamış ahirete. Varsın bu dünyada istediği gibi gavurca yaşasın. Ama ahirete inandığını söyleyip, ahiret var deyip de gavur gibi yaşayanları anlamak zor. Yarın ahirette Mevla Teala, bak ha bu kullar ahirete inanmadıkları için işte ha böyle yaşadılar. Bugün ateistler nasıl yaşıyor? Allah'a inanmıyor, ahirete inanmıyor adam. Peki bu inançsız insanların hayatlarında ne var? Haram helal yok. İnanmıyor adam çünkü. Efendim çıplaklık var, faiz var, içki var, zina var, ahlaksızlık dibine kadar. Gel bir iki tarafa. Sen ahirete inandın. E peki senin hayatında da aynı şeyler varsa, bu inanmayan adam tamam bu yapmış da, sen nasıl aynı şeyleri yapabiliyorsun inandığın halde? قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اِيمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Habibim de ki, eğer inanıyorsanız, eğer mümin iseniz, imanınız size nasıl kötülük yaptırıyor? İnanan insanın imanı, ya tamam insan hata yapmaz demiyor, insan günah işlemez demiyor. Ama insan günahı hayat tarzı haline getirirse, günahları çok rahat, alenen işlemeyi bir yaşam biçimi olarak kabul ederse, bu adamın inancı, hani nerede diyor Allah sizin inancınız ya? İnancı olan, imanı olan adam ya bu kadar rahat günah işleyebilir mi yani? Hani kiliseye giren papazın malum, bakmış o kilisenin tepesinde istavroz, haç, çok af buyurun, pislik içerisinde görünmüyor. Demiş ya kilisede haçı bu hale getirecek kim olan? Sağına soluna bakmış, kilisede kimse yok. Şöyle başını kaldırmış, bakmış tepede bir tane kuş var. Anlamış ki haçı kuş pislemiş. Papaz bu, demiş ki ben şimdi sana ne diyeyim demiş. Hristiyan olsaydın bu
İstavrozu, bu haçı pislemez, bu hale getirmezdin. Yok, Müslüman olsaydın zaten burada işin yok, kiliseye girmezdin. Yani ne olduğunu anlamıyorum demek istiyor. Bugün dünya üzerindeki, tenzih ederim, Müslümanların durumu. Yani Müslümansan böyle olmaman lazım. Bir Müslümana yakışır hayat. Yani şu sokaklar, haşatın maşa, Allah Resulü Aleyhisselam kalksa, dirilse, şu sokaklarda Efendimizle al kunduracılara, al Maraş'a, al uzun sokağa şöyle bir tur attır. Ya Resulallah, burası %99 Müslüman olan halkın caddesi sokağıdır diyebilecek olanımız var mı? Hadi sokaklarımız bu vaziyette. İçimizde kaçımız Allah Resulü hayatta olsa, gel ya Resulallah, bizim evimiz, benim evim, eşim, çoluğum, çocuğum, ev hayatım, senin razı olacağın, senin istediğin, senin bıraktığın gibi bir İslam bizim evimizde yaşanıyor diyebilecek kaçımızın evi buna müsait? Yani dolayısıyla maalesef, ma teessüf, hani ahiret inancı olmayanlardan nasıl olacak da tekrar ölüler dirilecek diyenlere, tamam ahirette azap var ama ahirete inandığı halde yokmuş gibi yaşayanlar, onların da durumu nasıl olur gidince göreceğiz. Mevla Teala şimdi dirilmeyi inkar edenlere cevap sadedinde buyuruyor. Evelem yara, görmüyorlar mı? Yani o ellerindeki insan iskeletini, kemiklerini, ölmüş insanın kemiklerini toplayıp da Efendimiz'e ha bunlar tekrar dirilecek mi ya? Kafa mı buluyorsun bizle, alay etme bizle diye dalga geçenler, dirilmeyi inkar edenlere Cenab-ı Hak buyuruyor ki evelem yara, görmüyorlar mı? Ennallâhellezî halakas semâvâti vel ardı, Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri yarattı, görmüyorlar mı? Kadirun alâ en yehluka mislehum, onları tekrar Allah yaratmaya kadirdir. Yani bunu anlamıyorlar mı? Öldükten sonra insanın tekrar nasıl bu kemikler bir araya gelecekler de biz dirileceğiz diye itiraz edenler. Ya şöyle semalara, dünyaya, dağlara, ağaçlara, ovalara, bunca yaratılan varlığa bakıp da ya bunları yaratan Allah, beni tekrar bir daha yaratmaktan aciz midir? Anlamıyorlar mı Allah diyor ya? Sen hiç yoktun. Seni yokken var eden Allah, bir defa yaratmış seni, yokluktan seni varlık alemine çıkartan, buna kadir olan ve gözünle görüyorsun bu kadar alemi yaratan, öyle değil mi? Bu alemler yokluktan var edildiler. Yani şöyle semaya dikkat çekiyor ya Mevla, bir iki cümle söyleyelim. Gözümüzle gördüğümüz güneş değil mi? Güneşle dünya arasındaki mesafeyi bilmem 150 milyon kilometre diyor kitaplar, bilimsel veriler. Bugün bir bakayım dedim. Hani Mevla görmüyorlar mı diyor ya, görmek adına bir bakayım dedim. Güneş dünyadan ne kadar büyük diye bakayım dedim. Dünya gibi diyor 1.3 milyon. Yani 1 milyon 300 bin bu dünya kadar. Dünya olsa güneşin içini ancak doldurur. 1 milyon 300 bin dünya güneşi ancak doldurur. Peki güneş gibi gezegenler uzayda ne kadar? 400 milyar güneş kadar başka güneşler var. Bilimin dediğini diyorum ben. Ne diyor başka bilim? Diyor ki dünya Samanyolu galaksisi içerisinde bir gezegen. Samanyolu galaksisi içinde dünya gibi 250 milyar dünya var, yıldız var. Yani şu dünyadan 250 milyar tane daha var Samanyolu denilen mahallenin içinde. Peki Samanyolu mahallesi uzayda, evrende, kainatta onun gibi kaç tane mahalle var? 200 milyar da
Samanyolu galaksisi gibi galaksi, mahalle, kainatta. Yani insanın aklının alamayacak olduğu şeylerden bahsediyorum ya. Allah da diyor ki Celle ve Ala, ya bütün bunları yaratan, yöneten ben. Sen öldükten sonra seni bir daha yaratmaktan aciz miyim? Ne diyorsunuz ya? فَلْيَنْدُرُ الْاِنْسَانُ مِنْ مَخُلِكُ İnsan yaratıldığına bir baksın Allah diyor. Bir sudan seni yaratmaya kadir olan Allah, suya seni وَالَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَى Anne karnındayken sizin suretinizi, şeklinizi, şemailinizi, cinsiyetinizi, gözünü, kaşını, anne karnında seni şekillendiren Allah, yani bunu yapabilecek kudrete sahip olan, öldükten sonra seni tekrar diriltmekten aciz midir? Nasıl akıl taşıyorsunuz? Öldükten sonra ahireti inkar etmenin size faydası yok. Bitirelim ayeti kerimeyi. Ve ceale lehum ecelen la raybe fi. Allah onlara şüphe edilmeyecek, inkar edilmeyecek bir ecel takdir etti. Fe ebez zalimune illa küfura. Zalimlerin de ancak inkarı, inadı habire devam ediyor Allah diyor. Eceli inkar edebilecek, ecele karşı gelebilecek var mı? Karşı kolunamayacak, inkar edilemeyecek ecel tayin ettim Allah diyor. Yani herkesin bir eceli, vakti geldiğinde ölümle tanışması var mı? Cebrail'le gönderdiğim vahye inanmayan Azrail'le gelen ölüme teslim olacak mı? Var mı Azrail'e can vermeyecek olanınız? Nasıl kuzu kuzu ölecekseniz diyor Allah, ölümünüz, eceliniz benim elimde. Hadi madem ölmemeye çare bulun, Allah'ı ahireti inkar ediyorsunuz ya, ölmemeye çare bulun, kuzu kuzu öleceksiniz, kuzu kuzu dirilip huzuruma geleceksiniz Allah diyor. Allah Azze ve Celle o güne hazırlıklı çıkanlardan, söz dinleyenlerden, bu dünyaya aldanmayanlardan eylesin. El-Fatiha.